Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır ilişkiler hakkında konuşmuyorduk ve bugün artık o gün geldi. Ve ben oturup sizinle birazcık vazgeçememekten bahsetmek istiyorum. Bir türlü kopamadığınız eski sevgililerinizden bahsetmek istiyorum. Ve bugün umarım size böyle bir ışık açarım ve kendinize bu eziyeti daha fazla yapmazsınız. Şimdi neden ayrıldığınız çok önemli bu hususta. Aldatıldığınız için mi ayrıldınız? En kötü ihtimalden bahsediyorum. Şiddet gördüğünüz için mi ayrıldınız? Neden ayrıldığınız çok çok önemli. Ya da fikir ayrılıkları, yanlış anlaşılmalar. Yani el tutulur ciddi sebep olmayan ayrılıklar. Neden ayrıldığınızı önce bir düşünün. Eğer aldatıldıysanız, eğer şiddet gördüyseniz zaten sağlam durup, sert durup bir kere de silip atmanız gerekiyor. Ama hiçbir sebep olmadığı halde, yani el tutulur sebep olmadığı halde ayrıldıysanız tabii ki peşinden gidin. Yani değeceğine inanıyorsanız gidin. Ama bu gitmenin de kesinlikle bir sınırı olmalı. Yani o kapıyı kaç kere çalarsınız? 1, 2, hadi 3. Ama 4. olmamalı. Eğer siz 4 defa aynı kapıyı çalıp o kapı size açılmıyorsa orada da yine artık bırakıp gitmeniz gerekir. Güzel şeyler kolay elde edilemiyor. Bazı yaşanmışlıklar başka insanlarla yaşanmıyor. O durumda bırakmak istemiyorsunuz çünkü bir daha böyle güzel bir şey elde edemediğinize inanıyorsunuz. Ama öyle bir şey yok. Herkesin yeri bir şekilde dolduruluyor. Ve ben bir şeyler anlatırken ben bu işin uzmanı değilim. Kendi tecrübelerim, nacizane, etrafımda duyduklarım, illa elimde oynayacak bir şeyler olacak. Etrafımda duyduklarım, yaşadıklarım, deneyimlerimden yola çıkarak anlatıyorum. Ben mesela çok tahammül gösterebilip sabır gösteremeyen biriyim. Yani tahammülüm çok ama sabrım o kadar da çok değil. Kaç kez ya da nereye kadar tahammül edebilirsiniz bir insanın hiçbir adım atmamasına? Bir yerden sonra ben gurur konularına hiç girmiyorum. Bir kere siz hiçbir adım atmadan olanları böyle seyirci gibi izlerseniz belli bir süre sonra keşke bir adım atsaydım pişmanlığını yaşarsınız. O yüzden içinizden geldiği gibi davranmanız gerekir. Ama burada önemli olan şey bir yere kadar. Yani her defasında siz gidip o kapıyı çalarsanız ve karşı taraf hiçbir adım atmıyorsa bunun da size hiçbir getirisi olmaz. Burada da fark etmeniz gereken şudur. Evet ben denedim. Evet ben bu ilişki için çaba sarf ettim. Ama karşılığını doğru almadım. Siz karşı tarafın sizden kaçmasına, kendi doğrularına inanıp size inanmamasına birçok şeye tahammül edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi başta bu tahammül de bir yere kadar. Hayatınızın sonuna kadar bir insana tahammül gösteremezsiniz. O insanın da size bir adım atması gerekiyor. Ve atmıyorsa bir gidersiniz, iki gidersiniz, üç gidersiniz, dördüncü de artık gitmezsiniz. Çünkü sizin de tahammülünün bir sınırı vardır. Ben buna tahammül diyorum, siz ona sabır da diyebilirsiniz. Çok fazla ikisini de göstermemek gerekiyor. Çünkü erkekler için konuşuyorum. Bu sefer kendilerini vazgeçilmez zannediyorlar. Ve kendisi istediği gibi takılıp uygun gördüğünde ya da can istediğinde size dönüyor. O yüzden kendinize bunu yaptırmayın. Kendinize olan saygınız için eğer birkaç kere denediniz ve o size hiçbir dönüş yapmadıysa kesinlikle kestirip atın ve önünüze bakın. Ben bunu yapamıyorum, ben yine ona yazıyorum diyorsanız kendinize bir blok koymak zorundasınız. Bu güçlülüğü, kendinize bu kararlılığı göstermeniz lazım. Siz net olmayınca karşı taraf da bunu anlamayacak. O yüzden gerekirse... Bir saniye, galiba dolu yağıyor.
Ve günün birinde o kişi size döndüğünde size hiçbir zaman sen hiçbir şey yapmadın, bu ilişki için hiçbir şey yapmadın, bana gitme demedin diyemez. Çünkü siz denediniz ve onun keyfi istemedi. Gayet açık ve net. Sizin eğer kendinize saygınız varsa birinin keyfinin gelmesini beklemezsiniz zaten. Benim keyfim artık kaçtı, ben artık istemiyorum deyip kendinize bir duvar çizmek zorundasınız. Vazgeçmek kelime olarak tek seferde söylenebiliyorsa bile yapması, eylem olarak yapması zor. Ama bu güçlülüğü göstermek zorundasınız. Başka bir şansı yok yani. Ve kendinize bir süre verin. Belli bir süreden sonra en iyi yöntem boşluğu doldurmak. Belki bu sebepten şimdi linç yiyeceğim ama yeni bir ilişki. Yes. Çünkü takılı kalmamanız gerekiyor. Hayat bir şekilde devam ediyor ve siz tahammül gösterdiniz, beklediniz ama hiçbir adım gelmedi karşı taraftan. Nereye kadar bekleyeceksiniz ki? Ve şöyle düşünmek lazım. O sizi bekler miydi? Beklemez. Ve siz insanlara vazgeçebildiğinizi, çok sevmenize rağmen vazgeçebildiğinizi gösterebildiğinizde o noktada siz vazgeçilmez oluyorsunuz. Çünkü insanları hayatta tutan şey korku. Bu her şey için geçerli. Ve hiç kimseye sonsuz bir güven vermeyin bence o konuda. Her zaman bir ayağınız dış kapıda olmalı ki değer göresiniz. Kısaca özetleyerek videonun sonuna da geleyim. Çok böyle uzatmak da istemiyorum. Bence açık ve net. Ama ortada elle tutulur bir sebep olmadığı halde ayrıldıysa bir yere kadar tahammül gösteriyorsun. Hiç adım atmıyor mu? O defteri kapatmanın tam vakti ve bunu yapacak kadar güçlüsün. Ve bunu yaptığın için sana çok güzel geri dönüşleri olacak bunun. O döner mi? Onun bileceği şey. Ama siz kendinize döndüğünüz için sizin karşınıza çok daha güzel şeyler çıkacak. Yine de bırakamıyorum, yine de olmuyor derseniz en güzeli onu, o defteri rafa kaldırıp yeni bir kitap almak. Ve lütfen sonsuz tahammüllü olmayın. İnsanlara bu kadar sabır göstermek zorunda değilsiniz. Kendiniz için bunu yapmayın. Sonra, yıllar sonra çıkıp keşke bu kadar zaman kaybetmeseydim diyeceksiniz. Bunu dememek için şimdi harekete geçmen lazım. Şimdi evet canın acısa bile tek seferde silip atman lazım diyorum. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım kısa sohbetimiz hoşunuza gitmiştir. Devamı gelsin istiyorsanız ya da benden başka bir istekleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, evde kalın.